ediyorum ve öyle temenni ediyorum ki Türk sporunun içerisinde de Türk futbolunun geleceğine ışık tutan, bugüne kadar yaşamış olduğumuz sorunları, problemleri kökünden çözecek ilklere ve ilkelere imza atılacağı bir çalıştay olur. Bu Kulüpler Birliği yasası, ben Trabzonluyum. Trabzon'da doğduğumuz zaman bir tanjant lafı vardı. Bu bir üst yoldur. Tanjantla doğdum, tanjantla büyüdüm. Üniversiteyi bitirdiğim zaman tanjantla bitirdim, askerliğimi yaptım. İşte 50 yaşına geldikten sonra o tanjant gerçekleşti. Kulüpler Birliği yasası da aşağı yukarı 20 senedir, 25 senedir konuşulan bir konu. Kulüpler Birliği yasasının asıl amacı kulüpleri mali ve idari disiplin altına almak. Biz Trabzonspor olarak baktık ki bu yasanın bir türlü çıkacağı yok. Hepinizin de malum olduğu üzere geçen sene Haziran ayında yapmış olduğumuz olağanüstü genel kurulla, tüzüğümüzde yapmış olduğumuz değişiklikle hem mali hem idari disiplini kendi içerisinde sağlayan ve ekonomik anlamda, finansal anlamda da bütçenin, genel kurulun onayladığı bütçenin üzerine çıkan harcamalardan kulüp başkanını ve kulüp yönetimlerini fiilen müşterek ve müteselsil olarak sorumlu tutan tüzük değişikliğimizi yaparak hayata geçirdik. Dolayısıyla 20-25 senedir telaffuz edilen bu Kulüpler Birliği yasasını mali ve idari disiplin anlamında biz Trabzonspor Kulübü olarak zaten 2018 Haziran ayındaki tüzük değişikliğiyle hayata geçirmiş olduk. Öyle ümit ediyorum ki bu yapmış olduğumuz değişiklikte aynı zamanda bu çalıştayda alınacak olan kararlara da ışık tutar. Evet, Sayın Ali Koç'un dünkü açıklamalarıyla alakalı olarak bugün saat 14.61'de kulübümüz resmi sitesinden bir açıklama yapılacak. Trabzonspor Kulübü, her zaman söyledik, bütün mali verileri, bütün gelirleri ve giderleri kamuoyu aydınlatma platformu vasıtasıyla, yani biz bir oyuncu transfer ettiğimiz zaman oyuncuya ödenecek para kuruşuna kadar, menajerine ödenecek olan para kuruşuna kadar, kulübüne ödenecek para, taksitleri de dahil olmak üzere kuruşuna kadar, aynı zamanda gelirlerimizle satmış olduğumuz oyuncular, elde etmiş olduğumuz gelirler, hem bağımsız denetim bağımsız denetleyiciler tarafından hazırlanmış raporlarla birlikte yine aynı şekilde kamuoyu aydınlatma platformuna açıkladığımız veriler bunlar bizim. Yani bunun anlamı şu, çok net, açık ve net olarak Trabzonspor'un bütün gelir ve giderleri kamuoyuyla paylaşılan gelir ve giderler. Ha, bunu sözlü olarak biz defalarca anlatmaya çalıştık, izah etmeye çalıştık. Ancak görünen o ki söylediklerimizden fazla bir şey anlaşılmamış. Dolayısıyla saat 14.61'de yapacağımız açıklamalarla birlikte bir kez daha yazılı olarak ellerine vereceğiz ki oradan okusunlar. Bunların hepsinin açıklaması dediğim gibi saat 14.61'de kulübümüzün resmi sitesinden yapılacak olan açıklamayla birlikte bütün kamuoyuyla paylaşacağız. Son noktayı şöyle koyayım. Yıllarca hayatları örtülü, kapalı ve gizli icraatlarla sürdüren insanların bakış açıları bu. İlle de ve ille de bir bakanın veya ülkenin cumhurbaşkanının veya başbakanın veya herhangi bir bürokratının veya herhangi bir milletvekilinin bir kulüple alakalı olarak yapmış olduğu herhangi bir işlem,
eğer dönüp paraya bağlanıyorsa, ki tekrar ediyorum, tekrar tekrar söylüyorum, bunlar belirli amaçlarla çıkarılmış olan söylentiler. 51 milyon deniyor bir de yani. Çok güzel. Şimdi bunlarla alakalı olarak zaten suç duyurusunda bulunduk biz. Bu söylemleri ortaya atanlarla alakalı olarak. Ama devam eden süreç içerisinde bundan bağlantılı olarak bir takım söylemler, bir takım beyanatlar verildiği zaman da bunun da hangi amaçla ve kimler tarafından üretilerek ortaya atıldığı da çok açık net olarak ortaya çıkıyor. Suyun üzerine çıkmaya başlıyor. Eğer soruyu tekrar soruyorsanız kesinlikle ve kesinlikle maddi herhangi bir şey söz konusu değil orada. Kesinlikle ve kesinlikle. Az önce söylediğim gibi kulübün gelirleri ve giderleri. Bugüne kadar kamuoyu platformunda bunun tamamını paylaştık biz. Kap bildirileri alınıp alt alta konulursa zaten neyin ne olduğu çok açık net olarak ortaya çıkacak. Ve ayrıca dediğim gibi bugün bekleyin saat 14.61'i. Orada da yazılı olarak yukarıdan aşağı Trabzonspor Kulübü. Biz yönetime geldikten sonra nereden ne kadar gelir elde etmiş ve nereye ne kadar para harcamış? Siz gelirinizden fazlasını harcarsanız, sürekli olarak borçlanırsanız, kulübün birisi de 30 milyon euroluk oyuncu satıp sadece 10 milyon euroluk transfer yaptığı yerde, kadro maliyetini de 20 milyon euroya düşürdüğü yerde, bu kulübün yapmış olduğu icraatı, tasarrufu, ekonomik tedbirleri görmemezlikten gelip de onu bir tarafa bağlamaya çalışırsanız, bu hiçbir şekilde iyi niyetle yapılmış bir açıklama değildir. Hiçbir şekilde. Biz kulüp olarak yönetime geldiğimizden beri burada hepinize soruyorum. Bugüne kadar benim veya yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın veya futbol takımımızın teknik direktörünün veya yardımcı hocalarının herhangi bir kulübün başkanını, yöneticisini veya herhangi bir kulübün adını anaraktan herhangi bir eleştiri yaptığımıza tanık oldunuz mu? Soru çok net. Ve hep şunu söyledik. Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Sportif mücadele sahada verilir. Bizim mücadelemiz sahada. Ve bütün rakiplerimize saygılıyız. Ama suni tartışma ortamları yarataraktan futbolu, ülkedeki futbolu, oynanan futbolu tekrar 2 sene, 3 sene, 5 sene, 7 sene öncesine çekmeye çalışanların da yazmış olduğu senaryoda biz yer almayacağız. Kendi yazdıkları senaryoda, kendi yazdıkları hikayede kendileri oynasınlar. Hiçbir şekilde bu tartışmaların içerisine girmeyeceğiz. Başkan, niye Trabzonspor'un niye? Bilemiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, bilemiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şota'nın söylediği bir laf vardı hatırlarsanız basın toplantısında. Korkmayın dedi ya. Daha o kadar olmadık dedi ya. Daha olmadık, daha var. Ama neden Trabzonspor diyorsanız sürekli olarak Trabzonspor'u ağzına alan insanlara soracaksınız bunu, bana değil. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz Mustafa Cengiz'in açıklamalarını yorumlamak üzere sertliğinden konuşuyorduk ki bir başka dalga daha geldi. Çok kısa. Lütfen buyurun. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ahmet Ağoğlu'ndan. Şu anda kılıçlar çekildi. Evet. Allah sonumuzu hayır etsin derler ya. Yani bu nereye kadar gidecek? Devamlı bu atışmalar olacak. İşte Türk futbolumuzun hali ortada. Sayın başkanlarımızın kulüplerini tabii ön planda tutacaklar. Birbirlerine atıfta bulunacaklar. Ama şöyle bakıyorsunuz. Hiçbir tane kulüp başkanımız güzide kulüpleri isimlerimle hitap etmiyorlar. Hep o kulüp, diğer kulüp, şu kulüp, bu kulüp de falan diye geçiyor. Bilemiyorum artık nereye gidiyoruz ve hep kurtarmaya çalışıyor. İşte darıştaylar yapılıyor, konuşmalar. Ya şimdi biraz sonra yemek yiyecekler, oturacaklar, karşılık edecekler. Sarmaş dolaş olmayacaklar mı? Ve herkes kendi kulübünü taraftarların nezdinde üst tarafta tutmaya çalışıyor. Ya ne bileyim neresini konuşacaksınız? Futbolun içinde hiçbir zaman için bizler bayağı da taraftarlarımız kalamayacaklar mı? Hep başka cenahlara mı çekilecek bu işler? Ama yazık yani daha hala şak zihniyetindeyiz. Yani bunu kullanmak
İstemiyorum ama da hala öyleyiz ve o şekilde yönetiliyoruz. Herkes kendi kulübünü üst seviyede tutmak istiyor. Kulüpler hepimizin, taraftarların, bu milletin bir sürü taraftarları var. Milyonlarla zikrediliyor.